Şu manzaraya hastayım ya gençler. Burası neresi biliyor musunuz? Burası kıyık. Burası kıyık. Çingene Mahallesi. Burada ben rahatım. Havası, suyu, Edirne. Süper bir yer ya. Şu Selimiye'nin şu manzarası, bu yol, böyle bu gidiş var ya. Acayip hoşuma gidiyor benim. Güzelleşmiş. Birkaç böyle eski yıkık dökük evi tamamen dümdüz etmişler. Güzelleşmiş. Burası böyle tarihi bir alan olacak ileride. Camiyi de restore ediyorlar. Eskiden buralar tam bir gettoydu. Giremezdin yani. Ben girerim ayrı konu. Ben her yere girerim. Bir sürü ufak ufak oteller moteller açılmış. Biraz böyle Filibe gibi olmuş. Biraz buradaki insanlar uyanmış. Bu evleri böyle bir pansiyon moduna soksalar, şu cadde böyle barlar sokağı gibi, kafelerin, barların olduğu bir sokak olsa müthiş olur burası, müthiş. Süper ya. Restore edilen kiliseleri çekiyordum size bugüne kadar. Alın, restore edilen Selimiye. Süper. Bence süper gözüküyor. Burada bir de etnografya müzesi var. Kafeler, mafeler açılmış. Eski mezarlar ortaya çıkmış. Müthiş, mükemmel olmuş. Osmanlı tarihçisi olsam gelir şu mezar taşlarını teker teker incelerim. Çok hoş ya. Bunlar Osmanlıca biliyorsunuz. Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinler. Bunlar kutsal yazı falan değil. Şu yalnız bariz bir Roma mezarının içine konulmuş. Mermer. Mermer bir mezar içine konulmuş. Süper. Çok güzel olmuş ortam. Gerçekten harika olmuş. Böyle değildi. Mezberelikti yani şu alan. Otopark gibi bir şeydi. Boşluktu. Mezberelikti yani. Çingeneler falan kadın satardı burada. Ciddi söylüyorum. Arasta'ya geldik. Ben bugün Arasta'ya girmeyeceğim. Ön tarafa geçeceğim. Çünkü orada restorasyonu yapılan bir alan vardı. Orayı merak ediyorum. Daha önce kapalıydı. Otlar sarmıştı falan buraları böyle. Köpekler yatıyordu falan, sokak köpekleri. Şu orta alanda kapalıydı. İçinde ne var görmüyorduk. Ama açılmış. Bakın. Asıl Selimiye'nin ön kısmı burası. Biraz uzaklaşayım, uzaktan selfie çekeceğim. Daha güzel olacak. Ama şu tarihi alanı merak ediyorum. Valla sadece buradaki binaları yıkmışlar ve kalıntıları biraz yukarı çıkarmışlar. Biraz internetten okumak lazım bunun ne olduğu hakkında. Tam olarak belli değil. Duvarları biraz restore etmişler. İleride restorasyonun devamında tam olarak ne olduğu anlaşılacak herhalde. Bir bakayım. Şu karşıdaki küçük bina eski hamam. Hamam tabii ki hala çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama bu küçük dükkanlar falan bayağı eski yani, eski hallerinde. Baksanıza bu binalar da tarihi oldukları için ayaktalar hala. Yoksa bunları da dümdüz ederlerdi. Önde de modern binalar vardı. Tatlıcılar, kafeler, mafeler. Küçük bir AVM, onu ortadan kaldırmışlar. Bunları da meydana çıkarmışlar. Okumak lazım. Bakalım neymiş burası. Mezit Bey Çukur Hamamı sauna hala çalışıyor. Burada da Selimiye. Süper. Şurada Edirne yazısı var. Onun önünde de bir selfie patlatalım. Sonra da köfte yiyelim, köfte. Bu yazıyı niye buraya koymuşlar? Daha önce şurada Mimar Sinan heykeli var. Onun önündeydi yazı. Şuradaydı. Daha iyiydi. Şimdi buraya almışlar. Ne yapacağız? Yola mı çıkacağız selfie çekmek için?
Hiç güzel olmamış. Yazının yerini beğenmedim. Yazının yerini hiç beğenmedim. Doğru düzgün selfie çekilmiyor. Daha önce şu Mimar Koca Sinan heykelinin önündeydi. Yan tarafındaydı. Daha iyi selfie çekiliyordu. Sevgili Edirne Büyükşehir Belediyesi. Böyle olmamış. Edirne yazısını tekrar Mimar Sinan'ın heykelinin yanına alalım lütfen. Selfie çekilmiyor. Sevgili belediye başkanı. Edirne Belediyesi'nin tarihi binası da burası. Çok güzel. Her zaman Atatürk orada. Müthiş. Osmanlı'nın itfaiye kulesi miydi? Sarhoşların mekanıydı. Konteyneri koymuşlar, bakıma almışlar, iyi yapmışlar. Tebrik. Burası da Ali Paşa Çarşısı mıydı? Araz döviz. Hat alalım mı? Bakın gençler, bu şekilde tişört yazısını ilk defa göreceksiniz. Gördünüz mü? Bu sadece Edirne'de Ali Paşa Çarşısı'nda var. Edirne Ali Paşa Çarşısı. Canlılık azaldı şu anda. Ürün yerleştirme yoktur. Bu heykel değişmiş gençler. Burada böyle başka bir heykel vardı. Nasıl bir heykel vardı? El ele tutuşan erkekler, kızlar, beraber oynaşan gençler vardı. Bu gençleri gösteren bir heykel vardı. Şimdi Kırkpınar heykeli koymuşlar. Daha güzel olmuş. Çok alakasızdı yani öteki heykel. Gerçekten acayip alakasızdı. Daha yakışmış bu heykel Edirne'ye. Değişmiş, değişmiş. Edirne değişmiş. Güzel olmuş. Daha güzel olmuş baba buralar. Daha iyi olmuş. Buradan mı gireceğiz şimdi? Evet. Bu adam kim? Bu sakallı dede kim? Selimi'ye yapan olabilir. Üzerine yazmıştı otel. Bakalım kimmiş bu adam? Mimar Sinan'mış. Koca Mimar Sinan Ağa. Onda da çekeyim mi seni? Kal, otursun ya, bir şey olmaz. Yok, fark etmez. Çektim. Abi kuşlar yemezse bekmek var anda merak etme. Yok, bizde o şans yok ya. Bizim zorundayız. Orta kapı. Şimdi amcam bakım yaptırıyordu bunu. Bakım yapıyor, temizliyordu. Kurşunları. Aha. Yanındaki kuleler var ya şunları. Kısa olan kuleler. Minareleri değil de minareleri. Kuleleri. Şimdi oraları hep kuş pisliği oldu. Güvercin. Aha. Pisliği oldu. Şimdi oraların temizletmeleri 1958. 60 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam. Tek başına mı yaptı? Ekip yok, olarak mı yaptı? Kuşunların yenilediler diye biliyorum. Bak orada yamama var bir tane göre. Evet. Zaten yeni sıva atıyorlar. Dikkat et bak şu en sağdaki kuleyle sağdan ikinci kulenin evet, sıvalarını yeniliyorlar. Sanki orayı tecritleme yapıyorlar. Tabii daha çok dayansın diye. Yani bak kazmışlar sıvayı gördün mü? Onu evet. Onu yine toplayacaklar. Çok büyük bir para ama iyi ayırmışlar yani. İyi bir şey. Zaten şu iskeleler çok fena ya, çok feci. Buradan yarım bir geçtiler. Kalsın da bir geçtiler. Caminin içindeki müze gibi. Orayı bilmiyorum hiç. Vallahi hiç girmedim daha. Biz girdik. Osmanlıların bütün askeri ve savaş. Hadi ya. Kılıçlar falan hepsi var. Zırhlar falan. Güzel. Ay yıldıza bakın. Gençler. Padişah mezarlığı. Ay yıldıza bakın. Ay yıldıza. Türkiye Osmanlı'nın devamı biliyorsunuz. Ay yıldızlı bayrak Osmanlı bayrağıydı. Atatürk de bir Osmanlı paşasıydı. Ama çağ uydurdu.
sultanlığı, padişahlığı bitirelim dedi. Cumhuriyeti ilan etti. Çok da güzel yaptı, iyi yaptı yani. Edirne çok güzel bir yer gençlik ya. Gerçekten çok harika bir yer. İnsan kendini böyle Orta Çağ'ın Osmanlısı'nda falan hissediyor. Çok ihtişamlı. Selimiye çok ihtişamlı. Geri kalan kısımlar da gerçekten çok hoş, klasik. Ortalıktaki ıvır zıvır binalar yıkılınca biraz manzara ortaya çıkmış. Bakın tam Selimiye'nin olduğu yerden sinagog gözüküyormuş aslında. Vay canına. Her şey gözüküyormuş Selimiye'nin olduğu yerden. Geçen senelere göre Edirne'deki çingeneler azalmış. Burası acayip çingene dolu bir yerdi. Artı sokak köpekleri çok fazla vardı burada. Ama daha temiz olmuş, daha sakin olmuş, daha nezih bir yer olmuş Edirne. Yalnız Edirne memlekete küsmüş. Edirne'nin ne bizim memleketin siyasetçilerinden ne de insanlarından bir umudu yok artık. Hiçbir beklentisi de yok yani. Küsmüşler hepsi. Nasıl İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Taksim'de her yerde Arapça levhalar var her yerde. Burada da Yunanca, Bulgarca her şey. Vatandaş, esnaf İngilizce bile bilmiyor. Yunancayı, Bulgarcayı nasıl konuşsun, çözsün? Şu kapalı çarşıda biraz dolaştım. İşte arkamda Aras da var. Orada biraz dolaştım. Esnaf bir gram İngilizce bilmiyor. Bir gram Yunanca, Bulgarca bilmiyor. Ama gelenler, turistler Türkçe öğrenmişler. Hem de çok güzel Türkçe öğrenmişler. Çok iyi pazarlık yapıyorlar, çok iyi konuşuyorlar. Bizim memleketimizin insanı çok cahil ya. Çok cahil. Hani krizi yönetmeyi de kimsenin bildiği yok. Ama diyor ki işte bana, ben diyor ekmek paramı Yunan'dan Bulgar'dan kazanıyorum kardeşim diyor. Ben ne yapayım artık diyor. Yani burası diyor Yunanistan'a Bulgaristan'a çalışıyor diyor. Avusturya'ya kadar ki bölüm buraya geliyor diyor. Romenler geliyormuş, Sırplar geliyormuş, Yunanlar geliyormuş. Macarlar bile alışveriş yapmaya buraya tur düzenliyorlarmış. Düşünsenize. Biz diyor Avrupa'ya çalışıyoruz artık diyor. Esnaf. Telefon hattı alayım dedim. Ankara'da 400 lira olan telefon hattı burada 700 lira. Ankara'da senden adres istiyor, TC kimlik numarası istiyor, kimliğinin fotokopisini istiyor falan filan. Burada aynı hat 750-800 liraya satılıyor. Ne TC kimlik numarası istiyor, ne adres istiyor, ne kimlik istiyor. Hiçbir şey istemiyor. Geldin mi köpüş? Baksanıza kim geldi. Hayvan gibi bir kangal kırması köpüş. Sokak köpeği. Dev gibi bir hayvan ha. Buradaki esnaf kendini kurtarır. Parasını kazanır. Ama yakında nasıl İstanbul bir Arap şehri oldu diyorsak, Avrupa yakası bir Arap şehri, Taksim Arap oldu diyorsak, yakında buralarda Yunanistan, Bulgaristan şehri deriz yani. Hayvan dev gibi yalnız ha. Adama takıldılar şimdi de. Yani öküz gibi bir kangal, sokak köpeği olarak burada yaşıyor. Bu ne arkadaş? Birileri yaşıyor mu acaba bu evlerden? Alo. Yaşıyor sanki. Edirne'deki evimizin sokağı. Fan Fan Aralık Sokak. Ankara'da Sanatoryum Caddesi Barut Sokak, Barut Apartmanı'ndaydı. İlk oturduğumuz apartman, ev. Burada da Barutluk Mahallesi'ymiş burası. Barutluk. Gel de gaza gelme şimdi. Ama sokağın ismi de Fan Fan Aralık. Ne demek acaba? Fan Fan Aralık ne demek acaba? Gideyim de bir internete bağlanayım. Fan Fan Aralık ne demekmiş öğreneyim. Komedi yani. Tarihi bir okul var. Tarihi binası olan bir okul.